zannediyor. İyi misin Handan? İyiyim. Hem de nasıl. Senin şu yaşlı kurt var ya, beni bugün ipten aldı. Onu küçümsemişim. Öyle bir hareket yaptı ki mucize gibi. Dedim sana, Celal Baba'nın kudreti vardır. Ne yaptı bu sefer? Bugün baskında polisin ele geçirdiği çanta vardı ya. Evet. Ne olmuş? Az önce geldi, onu önüme fırlattı. Nasıl yaptı bilmiyorum ama almış çantayı. Vay, vay, vay. Çok güzel hareket yapmış. Söyledi mi peki sana nasıl yaptığını? Yaşlı kurt hiç söyler mi nasıl yaptığını? Artık sık sık görüşeceğiz Sarp. Celal'le iş yapmaya karar verdim. Çok iyi yapmışsınız Handan. Çok iyi. Görüşmek üzere. Görüşürüz Handan. Müdürüm. Bugün baskına gelen polislerden birisi Celal'in adamı. Aynen. Bunun başka bir açıklaması yok Sarp. Lan şansa bak lan. Tam bitti derken. Şimdi ikisinin birden defterini düreceğiz Sarp. Sarp, ilk işin şu. Handan'a gidiyorsun. Çanta kumarhanenin neresindeymiş öğreniyorsun. Ben de kumarhane baskınındaki polislerin ifadesini alacağım. Senden gelecek bilgiyle ifadeleri karşılaştıracağım. Bunu başarırsan Celal'e yardım eden polise bir adım yaklaşmış olacağız. Her şey dört dörtlük gözüküyor. Ağır bir misafir gibi hissettim kendimi. Öylesin. Ben evime öyle herkesi kolay kolay kabul etmem. Evet, konuşmak istediğin konu neydi? Birbirimizi tanıyalım istedim. Madem birlikte çalışacağız. Bunu ben de çok isterim Sarp. Biraz daha iyisin bugün. Dün biraz gergindin. Kumarhane baskınından mı bahsediyorsun? Hı hı. Senin yaşlı ihtiyar sayesinde hiçbir sorun kalmadı. İyiyim. Celal Baba'nın küçümsenmeyecek biri olduğunu anlamışsındır o zaman. Hı. Yaptı bir şeyler. İyi bir şeyler yaptı. Adamların yanabilirdi. Hazırlıksız yakalandınız. Olur öyle şeyler.
Çok tuhaf. Sana bakınca insan tedbirsiz davranmazsın diye düşünüyor. Aslında tedbirli davranmıştım. Çanta odamdaki gizli bir bölmedeydi. Bu da bir şey. Yani öyle herkesin bulabileceği bir yerde değildi. Evet. Bunu neden merak ediyorsun? Celal Baba yolladı beni. Git bir andanı kontrol et. Eğer çok dikkatsizse çalışmayacağız dedi. Lavabo ne tarafta? Şurası. Müsaadenizle. Müdürüm, çantanın yerini öğrendim. Handan'ın odasında gizli bir bölmedeymiş. Anlaşıldı efendim. İfadelerini alıyorum. Kimle konuştum biliyor musun? Yukarıdan bastırıyorlar. O kumarhane uzun bir süreden beri gözetleniyordu. Ama siz bir bok yediniz. O koca operasyon bozuldu. Benden habersiz iş yaptınız. Organizenin bu kumarhane baskınında ne işi var? Anlat. Anlat! Müdürüm, ihbar geldi. Biz hemen sizi aradık ama ulaşamadık. Arkasından harekete geçtik. Sonra kumarhaneye gittik müdürüm. Hep beraber içeri girdik. Baktık ki ihbar doğruymuş. Gerçekten kumar oynanıyormuş. Bunu soruyoruz lan sana. Kumarhanenin çalıştığını biliyoruz demedim mi? Arkadaşlar, görevlileri ve kumar oynayanları alırken ben de odaya doğru yöneldim müdürüm. Hangi oda o? Ya çalışma odası gibi bir yerde. Yani içeride monitörler falan vardı. Ama odaya hemen giremedim müdürüm. Neden? İçeride birileri vardı. Kapıyı tutup kilitlemişlerdi. İçeridekileri görebildin mi bari? Hayır müdürüm, göremedim. Ben odaya girdiğimde kaçmışlardı arka kapıdan. Peşlerinden gittim ama kimse yoktu. Peki odayı tekrar kontrol ettin mi? Ettim tabii müdürüm, etmez mi? Bir şey bulabildin mi? Hayır müdürüm, oda temizdi. Temizdi demek. Evet müdürüm. Odaya önce Mert girdi, ben daha sonra girdim. Odada bir şey bulabildiniz mi? Hayır, yani Mert temiz deyince bakma ihtiyacı hissetmedim. Yani Mert'ten hemen sonra odaya sen mi girdin? Evet müdürüm, ben girdim. Anlaşıldı. Mert Karadağ. Celal'e mi çalışıyorsun lan sen? Efendim Eylem. Eylem, ben çıktım kızım. Tamam Füsun teyzeciğim. Mert, kusura bakma, müsait misin? Müsaitim. Görüşmemiz lazım. Bir mesele var da konuşmamız gereken. Ne oldu, nedir mesele? Ya senin şu muhbir var ya. Onunla ilgili konuşmamız lazım. Of. Ya biz konuşmadık mı o meseleyi Eylem? Ha? Daha neyini konuşacağız? Ya durum düşündüğün gibi değil, farklı. Füsun teyzedeyim ben. Müsait olduğunda gelebilir misin? Tamam. Tamam ama şimdi biraz işim var. Sonra gelirim. Tamam, ben bekleyeceğim seni. Hadi görüşürüz. Of Eylem, of. Celal Bey'e selamlarımı ilet. En yakın sürede onu ziyaret edeceğim. İletirim. Şunu da ilet. Eğer bizimle iş yapmak istiyorsa ondan son bir isteğimiz olacak. Sonrasında anlaşma tamamdır.
Neymiş isteğiniz? Onu da artık buluşunca anlatırım. Peki. Ne yapıyorsun? Müsaade var mı? Sen hiç adamı öldürdün mü? Benim de sorduğum soruya bak, değil mi? Alayım ben onu. Etkilenmem mi gerekiyor? Bilmem. O iş çoktan halloldu sanıyordum. İyi günler. Konuştuğumuz gibi Sarp'ı misafir ettim. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Ne oldu Eylem? Biz kapatmadık mı muhbir konusunu? Otursana. Mert, ben söylediklerini düşündüm. Haklısın. Sana karışamam. Senin işin bu. Ama kafama takılan bir şey var. Nedir? Şu muhbir meselesi var ya. Evet. Sen Celal'in peşindesin, bu da beni korkutuyor. Niye? Niyesi mi var? Sarp Celal'in adamı. Sarp benim abim sayılır. Şimdi sen belli ki Celal'in içindeki muhbirle onlardan birini yakalayacaksın. Amacım o. Bu biri Sarp da olabilir. Belki Sarp yakalanacak, tutuklanacak, yıllarca hapis yatacak. Benim korktuğum şey bu. Hatta ben bunu Sarp'a söylemeyi bile düşündüm. Dikkat et demek istedim. Yok artık. Eylem, yapamazsın böyle bir şey. Biliyorum, o zaman senin muhbirin yanar. Ama söylemezsem de Sarp yanacak. Bunları düşündükçe çıldırıyorum, elimde değil. Tamam gel. Sakin ol biraz, gel. Tamam, endişelenme. Nasıl endişelenmeyeyim Mert? Ne yapacağım ben? Bak. Benim amacım Celal'in adamlarını yakalamak değil ki. Celal'i yakalamak. Celal'in adamları için muhbirimi açık etmem zaten. Biliyorum. Ya sen beni aslında bunları rahatlatmak için söylüyorsun. Celal yakalandığında Sarp'ın da canı yanacak. Eylem. Ya Sarp sen tutuklamazsan müdürün tutuklar. Müdürün tutuklamazsa başka bir polis tutuklar. O zaman Füsun teyzenin hali ne olur? Söz veriyorum.
Sarp'ı bu işin dışında tutacağım. Gerçekten mi? Sana söz veriyorum. Senin için, Füsun teyze için elimden geleni yapacağım. Müdürüm, kimmiş odaya giren? Çıktı mı ifadelerden bir şey? Evet, bir şüphelimiz var. Kimmiş? Mert Karadağ. Mert. Müdürüm, bu herif annemin evine girip çıkıyor. Eğer gerçekten Celal'e çalışıyorsa ailem tehlike altında demek. Emin miyiz? Henüz tam olarak değil. Narkotik de oradaymış çünkü. Gökhan'la konuşacağım. Bakalım onlardan o çantayı bilen gören olmuş mu? Tamam müdürüm. Gel. Gel oğlum, gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Gel. Gel, otur, gel. Siz de kumarhaneye gitmişsiniz, doğru mu? Doğru. İhbar geldi, gittik. Ne diye geldi ihbar? Narkotik şubeyle ilgili miydi? Evet, ama biz gittiğimizde organize oradaydı zaten. Yani bizlik bir şey yoktu. Temizdi, bir şey de çıkmadı. Anladım. Monitörlerin olduğu bir çalışma odası varmış. Sizden biri o odaya girdi mi? Hayır, girmedi. Yani dediğim gibi organize çoktan halletmişti işi zaten. Sen girdin mi o odaya? Hayır, girmedim. Çağırdın. Gel içeri, konuşacağız. Kötü bir şey mi oldu? Söylesene. Oldu ya. Ne oldu? Polis Celal'in peşinde. Onu yakalayacaklar. Çok korkuyorum Sarp. Sana da bir şey olacak diye. Anneciğim sakin ol. Bu yeni bir şey değil. Polis zaten uzun zamandır Celal'in peşinde. Gitme artık şu Celal'in yanına. Mahvetme kendini. Çok korkunç şeyler olacak yoksa. Anne ne olur böyle konuşma. Sen böyle yaptıkça benim içim yanıyor. Demek için yanıyor. Senin tekrar hapse girmene dayanamam ben. Baban gibi hapislerde. Celal'in kurbanı olmana dayanamam. Ya anne yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun bunları? Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak bir şey mi kaldı? Her şey oldu. Kaçırıldık, lokanta kurşunlandı. Kaç kere gözaltına alındın. Polis peşine düştü. Celal bile peşine düştü. Yakalanacaksın. Bu sefer kurtulamayacaksın Sarp. Mert değil mi? O gelip buraya senin kafanı karıştırıyor. Geçen sefer de böyle yapmıştı, korkutmuştu seni. Ama bak, masum olduğum ortaya çıktı anne. Bu sefer öyle değil. Bu sefer çok başka. Nasıl başka? Mert Celal'in peşine düşmüş. Sen de onun adamısın. Yakacaklar seni Sarp. Mert söyledi mi sana bunları? Eylem'le konuşurken duydum. Sakin ol. Kendini boşuna harap etme. Bana bir şey olmayacak.
O Mert de yakında... Her seferinde aynı şey. Duvara konuşuyorum. Sen... Dur! Ben çok yoruldum. Ama sen bana karşı çıkmaktan yorulmadın. Bu işin şakası yok. Gitme. Sarp. Sarp ne olur gitme. Anne hepimiz dönüşsüz bir yoldayız. Sen bana bir haini savunuyorsun. Mert'e güvenme. Uzak dur ondan. Organizede durumlar nasıl? Her şey yolunda baba. Senden şüphelenmediler değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Anlam meselesinde ne yaptık? Gayet iyi gidiyor. Kimmiş peki bunlar? Yani organizasyonun arkasında kim varmış? Çözebildin mi? Az kaldı. Yakında onu da öğreniriz. Handan başına gelecekleri bir bilse bir daha semtine uğramazdı. Organizasyonlarını çözeceğiz. O iş de bizim olacak. Ortak sevmezsin zaten. Ama bundan böyle çok dikkatli ol Mert. Çok dar bir geçitten geçeceğiz. Bizi sen geçireceksin. Elimiz ayağımızsın. Bizi sen oradan çekip götüreceksin. Onun için çok dikkatli hareket et. Eyvallah. Bu işi başardığımızda... ikimizin karşısında durmaya kimsenin cesareti olmayacak. Sen şimdi benim maaşıma zam da yaparsın. Yo, o nereden çıktı ki? Yaparsın, yaparsın. Bak bakayım bana. Bak, bak. Zam zam bakıyor gözlerin. Önce birkaç müşterimiz olsun da. Kara işi kolay. Eminiz değil mi patron? Bir daha Celal babayla hiç çalışmayacağız. Evet. Artık kendi işimizi yapacağız. Bir daha o dünyayla işimiz olmayacak. Galiba ilk müşteri geldi. Alsana içeri. Ay. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun böyle. Buyurun. Merhaba. Handan. Buyurun, geçin şöyle. Şaşırdım açıkçası. Daha yeni yerleşiyorduk. Merak etmeyin, bereketimle geldim. Ortak bir arkadaşımız var, o bahsetti. Gelip yüz yüze tanışmak istedim. Öyle mi? Kim peki? Selma. Üniversiteden arkadaşım, sağ olsun. Bir şey içer misiniz? Yani zahmet olmayacaksa bir çayınızı içerim. Ben hemen getiriyorum. Teşekkürler. Tamam, asma artık suretine. Doğru olanı yaptın. Bilmiyorum Sarp, doğru mu yaptım emin değilim ben. Bana inanan bir tek sen varsın. Sen de böyle yapma, ne olur. Anlat. Annem bahsetti.
Duymuş Mert'le konuşmalarınızı. Ya Celal'in yanında olmak neden bu kadar önemli? Niye bizi hiç dinlemiyorsun sen? Mert yine hangi saçmalıklarla kafanızı karıştırdı Eylem? Saçmalık değil. Saçmalık. Herif bana yapmadığını bırakmadı. Hala niye evimize giriyor? Ha? Annem onun yüzünden iki gözü iki çeşme ağlıyor. Füsun teyze duymuş mu her şeyi? Duymuş tabii. Ne dedi de annemi bu kadar tedirgin etti? Kızım söylesene. Yapamam Sarp, söyleyemem. Neymiş o? Yapamam işte. İyi, söyleme. Bu Mert beni yine yakalasın. Boktan bir sebep yüzünden hapse atsın. Sen de buna gözcüm o zaman. Bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şey Eylem? Çok tehlikeli bir şey. Niyeymiş o? Mert'ten şüphelendim. Bir işler çeviriyor sandım. Anlat bakayım nasıl işler çeviriyormuş. Önce Mert'in ikinci bir telefonu olduğunu fark ettim. Bunda şüphelenecek ne var ki? Ya garip bir telefondu. Kimsenin kullanmadığı eski modellerden. Mert'te ne işi var diye peşine düştüm işin. Sonra bambaşka bir şeyle karşılaştım. Nasıl bambaşka? Mert kafaya koymuş Sarp. Hapse tıkacak Celal'i. Ne oluyor ya? Yok bir şey, sen anlatmaya devam et. Ya sen Celal'in yakın adamısın. Senin de başın yanacak. Ya ben ikinizin arasında kaldım. Ama Mert polis, o görevini yapıyor. Doğru olan o. Yanlış olan sensin. Yanlış taraftasın Sarp, korkuyorum senin için. Demek Mert Celal'in peşinde. Öyle mi? Öyle. Bana bir şey olmaz. Korkmana gerek yok. Tamam, anlaştık mı Melek? Avukatımız olacak mısın? Teklifinizi düşüneceğim. Düşünürken senden yapmanı istediğimiz şeyleri de istersen bir göz at. Dosyada bütün detaylar var. Tahsin Bey'le bir otel işinde karşı karşıya geldik. Anlaşamadık bir türlü. Tamam. Ben dosyayı inceleyeceğim. Gerekirse Tahsin Bey'le görüşeceğim. Güzel. Kararınıza yardımcı olur belki. Gerek yoktu buna. Zararı da yok. Bizimle çalışmaya karar verirseniz bozdurursunuz. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. İnşallah daha sık görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Kabul edeceksin değil mi? Çeke baksana. Kadın ya sayı bilmiyor ya da parasının hesabını bilmiyor. Düşüneceğiz Gülçin. Düşünecek ne var ya? Garip de ondan. Çat kapı geldi, çek yazıp gitti. Önce bir davalı olduğu adamla konuşsan, sonra karar versen. Evet. Böyle yapacağım. Bir gidelim bakalım şu Tahsin Bey'e. İşte. Dosyada telefonu var. Bir ara da görüşelim. Tamam. Narkotikte şüpheleneceğimiz kimse yoksa. Onlar gittiğinde
Organize işi bitirmiş zaten. Bir tek şüpheli kalıyor, Mert. Celal'in içerideki adamı o olabilir. Ben de bir şey öğrendim. Mert'in ikinci bir telefonu varmış. Tıpkı Aslı'nın olduğu gibi. Öyle mi? Aynen öyle. Ah Mert. Nasıl polissin sen aslan? Celal Mert'le de kontağı aynı şekilde kuruyor olabilir. Olabilir. Onun için Mert'in evini kontrol etmeliyiz. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Sen Mert'i oyalı, müdürüm ben de evine gireyim. Bir de senin gizli soruşturmacı dosyanı Mert'e vermeyi düşünmüştüm. Vallahi ne diyeyim müdürüm? Bu kadar kolay açığa çıksaydım üzülürdüm. Ah Mert, ah. Umarım yanılıyoruzdur. Hiç sanmıyorum müdürüm. Eğer konu Mert'se her şeyi beklerim. Tahsin Bey. Ben Melek Yıldız. Handan Hanım'ın avukatıyım. Buyurun. Seni mi gönderdiler güzel kız? Normalde bu konuyu kapatmıştım ama seninle tekrar konuşuruz. Sıkıntı yok. Dava hakkında konuşmak için gelmiştim ama. Konuşalım. O yüzden buluşmadık mı? Gel Mert, gel. Gel, gel. Gel evladım. Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Senden istediğim bir şeyler olacak Mert. Al bakalım dosyayı. Şimdi, Yaşar öldürüldüğünde hastanede Celal vardı. İçinde CD'ler var, kamera görüntüleri var. Hepsini tek tek izliyorsun. Dosyada Celal'in adamlarının fotoğrafları var. Görüntülerde Celal'in adamlarından birine rastlarsan bana haber veriyorsun. Emredersiniz. Hadi Aslan. Bana Celal'i yakalayacak bir şeyler ver. Hiç merak etmeyin müdürüm. Eğer o kebapçı bu dosyanın içinde bir yerdeyse hemen haber vereceğim. Hadi ne duruyorsun? Hadi koş. Bu iş ya. Neymiş o bitmeyen iş? Yaşar cinayetinin hastane görüntüleri. Ohoho! Sabahçısın yani. Öyle gözüküyor. Bu işi halletmeden bir yere ayrılmak yok Mert. Emredersiniz müdürüm. Başlıyoruz Saf. Sen ne durumdasın? Mert'in evine gidiyorum. Varmak üzereyim. Ya biz seninle anlaşamayacağız galiba. Öyle. Boş ver sen bu davayı. Gel benim avukatım ol. Ne dersin? Hayır. Canım para önemli değil. Benim bir avukata ihtiyacım var. Sen de gördüğüm kadarıyla yetenekli, üstüne üstlük çok güzel avukatsın. Ne cesaretle benimle böyle konuşuyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok. Kimsin sen? Neyinden korkacağım seni? Ben. Evet sen. Kimin neysin söylüyordun.
Fotoğraflarını çektin mi? Çektim. Güzel. Celal Duman'ın kızıyla işimiz de tamam. Sıradaki. Bak bitecek gibi değil bu ya. Benim çıkmam lazım. Müdür gelirse idare edersiniz, olur mu? Bence önce işini bitir. Bitmez ki, bu sabahçıyız. Musa, yap bir güzellik. Olmaz abi. Olur be kardeşim. Olur be Escobar'ım. Ha? Ya tamam söyle, ne ısmarlayayım kardeşim? Böreğe tav olmasak. Evet, yani bu sefer angarya büyük. Öyle börekle kurtulamaz. Tamam. Sen gel otur şunun başına. Otur. Sen burada çalışırken ne isteyeceğine karar ver. Ben kaçtım. Dur. Bu sefer neyin peşindesin? Neler çeviriyorsun yine? Uzun hikaye, özet geçiyorum. Bunu nasıl başardın? Bir usta sırlarını asla paylaşmaz. Komiserim. Hadi kolay gelsin. Güzel bir akşam yemeği isteyeceğim Mert'ten. İyi fikir. Gel şunu zarara sokalım. İki kişilik yemek olsun. Musa. İçerideyim müdürüm. Tamam sen. Elini çabuk tut. Dikkatli ol. Anlaşıldı. Thank you.
Görüntü alıyor musunuz müdürüm? Görüntü alıyoruz Sarp. Anlaşıldı. Sim kartlar var burada. Aferin Sarp. Adamımızı bulduk. Mert. Celal'e çalışıyor. Ulan Mert. Müdürüm ne yapayım? Şimdi bütün sim kartların fotoğraflarını çek. Sur aldığın yere koy. Dokunduğumuzu kimse anlamasın. Hiçbir iz bırakmamamız lazım. Anlaşıldı müdürüm. Çaka. Sarp. Sarp. Mert eve geliyor. Hemen çık oradan. Müdürüm ofiste değil miydi? Ne işi var burada onun? Bilmiyorum Sarp ama oyalanmadan çık oradan. Müdürüm daha hepsinin fotoğrafını çekemedim. Mümkün değil. Çık diyorum Sarp. Bak. Binaya girmek üzere. Seni görürse yaptığımız her şey bozulur, anlıyor musun? Hepsini fotoğraflamam lazım müdürüm. Sarp, yakalanacaksın. Alo. Bu seferki sim kartları ben getireceğim. Hı-hı. Getiriyorum. Çıkacağım birazdan.
Hadi çık oradan Mert, çık. Sarp, asansöre bindi, gidiyor. Aferin Sarp. Az daha yakalanıyorduk ama çok iyi iş başardık. Aynen müdürüm. Peşine takılıyorum. Sim kartları birine verecek. Tamam Sarp. Yakalayalım şu herifi, hadi. Tamam müdürüm. Çektiğim sim kart fotoğraflarını yollayacağım sana. Tamam, tamam. Hoş geldin babam. Davut, şu kafeye gidin, sim kartları alın. Eyvallah baba. Şey var. Aynı kafeye gidiyoruz. Tamam abi. Alo müdürüm. Bu çakal sim kartları alakasız bir yere bıraktı. Belli ki biri gelip alacak. Tamam Serp. Ayrılma sakın orada. Tamam müdürüm. Şimdi.
Ne oldu, ne bu surat? Panda'nın teklif ettiği davayı almıyoruz. Vazgeçtim. Çeki kabul etmiyor muyuz? Etmiyoruz Gülçin. Ama bu işe çok ihtiyacımız vardı. Bu paraya çok ihtiyacımız vardı bizim. Parası önemli değil. Karşımdaki adam muhatap olabileceğim cinsten bir adam değildi. Yapmadı, yüzsüzlük kalmadı ya. Ne oldu, ne yaptı ki? Asılmaya çalıştı. Ama ağzının payını verdim tabii. Senin canın ona sıkkın. İyi yapmışsın ama. Canımı sıkan bir şey daha oldu. Ne? Adam üstüme gelince az kalsın ben Celal Duman'ın kızıyım diyordum. Aslında bu daha çok canımı sıktı. Bugüne kadar her zorluğu Celal Baba'nın adının gücüyle aşmışım. O kadar güven verici bir şeymiş ki bu. Aklıma ilk gelen şey bunu söylemek oldu. İlk defa kendimi bu kadar savunmasız hissettim. Ama alışmam lazım buna. Öyle bir gücün altına bir daha sığınmayacağım. Handan Hanım, ben Melek. Aa Melek, merhaba. Ben de tam seni arayacaktım. Nasıl geçti Tahsin Bey'le görüşme? Handan Hanım, ben teklif ettiğiniz davayı alamayacağım. Kusura bakmayın. Çeki de bozdurmayacağım. Aa, öyle mi? Çok üzüldüm. Hay Allah. Neyse, başka işlerde çalışırız o zaman. Ne yapalım? Umarım Handan Hanım. İyi günler. Bu fotoğrafları da Celal Duman'ın dosyasına işleyelim. Çok işimize yarayacak. Söyle sen. Bulduk müdürüm, bulduk. Sim kartlar şu an Davut'un elinde. Celal'e doğru yola çıktı. Mert resmen Celal'e çalışıyor yani. Aynen öyle müdürüm, haklıymışız. Şimdi yapacağımız şey belli. O sim kartlardaki numaraları tespit edip onları dinlemeye alacağız. Aynen Sarp. Celal hiçbir şeyin farkında değil. Şimdi her adımını dinleyebileceğiz. Celal'in adamı Mert de elimizin altında. Şu anda hiçbir şeyden habersiz masasında çalışıyor. İkisinin birden defterini kıracağız. Eyvallah müdürüm. Nasıl gidiyor Mert? İyi gidiyor müdürüm de bitecek gibi değil görüntü çok. Biter, biter, biter. Hepsine bakmamız lazım. Sen bir işin ucundan tuttuysan ne yapar eder halledersin. Aslanım benim. Hadi bakalım. Sevdi lan beni. Hiçbir şey akıl sır erdiremedim zaten. Sabah işte gürledi, iş kitledi. Sonra da sevdi. Merhaba Füsun abla. Füsun teyzem, dalmışsın. Bak Barış seni görmeye gelmiş. Hoş geldin Barış, otur.
Hoş bulduk Füsun abla da. Sen böyle evde otur otur sıkılmıyor musun? Uğraşma benimle Barış. Hiç keyfim yok. Keyfin olmaz tabii. Böyle evde oturarak keyif mi olur? Biraz çıkmak lazım dışarıya. Ben oturduğum için canım sıkkın değil. Keşke öyle olsa. Ne yapayım Barış? Çıkıp sokaklara avare gezineyim mi? Yok canım. Ben o manada demedim. Yani sen sonuçta çalışmaya alışık insansın. Sen böyle evde oturunca darlanırsın yani. Doğru. Doğru. Çok doğru söylüyor Barış. Evet. Çocuklar biraz da dinleneyim. O kadar yıl çalıştım. Çalış çalış ne oluyor sonra? Baksanıza şu halimize. Allah Allah. Ne varmış canım halimizde? Sana ne vereyim Barış? Yok hiçbir şey istemem Füsun abla. Sağ ol. Olur mu canım gelmişsin o kadar. Hazırlayacağım tabii bir şeyler. Ne yapıyorsun Barış? Var mı iş güç? Yok be abla. Kim bu kağıtlı çocuğa iş versin ki? Herkes Füsun abla gibi değil ki. Ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Ne içiyorsun? Ne yiyorsun? Vallahi pek bir şey yemiyorum. Aç geziyorum. Ama tadını bırak. Ya illaki boğazımızdan içeri bir şeyler giriyor ama o da 3-5 kuru ekmek işte. O kadar yani. Bir harabe buldum kendime. Orada yatıyorum be abla. Böyle geceleri soğuk oluyor biraz böyle. İnsanın içine işliyor abla biliyor musun? Ama yani idare ediyoruz işte. 3-5 tane arkadaş edindim orada kendime. Onlar bana veriyorlar böyle şey gazete mazete. Ben altıma seriyorum soğuk geçirmiyor. Vallahi iyiyim yani. Oh mis mis. Parası olanlar düşünsün. Ya. Ya abla, öyle işte. Al Barış'cığım. Afiyet olsun. Çok sağ ol abla. Bana bak. Sen arada bize uğrasana. Akşamları yemeğe. Kalırsın da gece. Yer var çünkü bizde. Abla tamam. Yani iyi diyorsun, hoş diyorsun da. Bir gelirim, iki gelirim yani. Üçüncüsünde ben artık gelmem. Ayıp yani değil mi? Sonuçta ben bugüne kadar kimseye yük olmadım. Bu saatten sonra da olmam. Aferin Barış. Böyle böyle başaracaksın. Uğraşa uğraşa başaracaksın. Süper. Abla, bak aslında benim bir fikrim var. Nedir o? Abla gel şu dükkanı yine açalım ha. Bak senin de benim de ihtiyacımız var, ne dersin? Ay ne güzel fikir değil mi Füsun teyzem? Çocuklar, hiç takatim kalmadı benim. Uğraşamam. Ya Füsun abla, sen uğraşmayacaksın ki. Biz çoğu şeyi halledeceğiz değil mi? Aha. Hatta ben ne yaptım biliyor musun? Gittim bir iş yerine patronuyla konuştum. Bizim lokantayı zaten biliyormuş. Dedi ki siz dedi açın o lokantayı dedi. Her gün 20 kişilik yemek alacağım ben sizden dedi. Oh. Vallahi ya bak ne kadar güzel hem hazır işimiz de var. Gel sen bir evet de. Biz şu lokantayı bir açalım. Hem hazır işimiz var. Hem biraz yüzümüz güler. Hem de belki şu fakir Barış'ın bir geleceği olur ha. Ne dersin? Barış'cığım. Şu anda canım çok sıkkın. Bunları konuşmayalım istersen. Ben biraz düşüneyim, bilemiyorum. Düşüneyim biraz. Oo, ne haber? İş bitirici Sarp. Göremiyorum seni etrafta. Hala sağda solda Yaşar'ı aramıyorsun değil mi? Onun işi çoktan bitti çünkü. Senin de bu şakaların olmasa Davut hiç çekilecek adam değilsin ha. Olacak, olacak. Öğreneceksin sen de sana verilen bir işi bitirmeyi. Geç.
onları lavaboda. Anlar Hanım. Buyurun Celal Bey. Sizi dinliyorum. İş konuşmanın vakti geldi de geçiyor. Gel bu gece seni ağırlayayım kendi usulünce. Ağırla bakalım Celal, ağırla. Hay hay. Tamam. Ben mi gelirim yoksa siz mi aldırırsınız? Hiç sizi zahmete sokar mıyım ben Anlar Hanım? Ben sizi aldırırım. Tamam o zaman. Arkadaş 9'da. Ben de olsun. Dakikimdir ona göre. Dakika sekmeyecek emin olabilirsin. Hadi. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi kucağıma düştün Celal. Celal bu akşam Handan ile buluşacak. O toplantıda muhakkak sen de olmalısın. Davut. Buyur baba. Akşama şu bizim kız çocuğu yok mu? Handan mı? Aynen, onu alıp buraya geliyoruz. Eyvallah. Bir kebap yedirelim ona bu gece. Baba. Söyle Sarp. Müsaitsen bir durum arz edecektim. Bir derdin ne var? Anlat bakalım. Beni ara. Ne zaman oldu bu? Alenak'la kumarhaneye gittiğimizde verdi. Ne iş bu? Anlat bakayım. Neymiş derdi? Vallahi bilmiyorum baba. Bir derdi var belli ki. Hangi manada Sarp? Yani nasıl desem Celal baba? Fazla yaklaşıyor bana. Ya böyle kuru yapar gibi bir hali var. Bütün derdi bu. Beni ara yazmış. Aradın mı sen peki? Aradım. Aradın. Ne konuştunuz? Evindeydim sabah. Kahvaltıda. Evine gittin. Şimdi şunu söyle bana. Senin mi peşinde bu Handan yoksa Celal'in adamının mı? Bir oyun mu çeviriyor yoksa seni gözüne mi kestirdi? Senden laf alacak olmaz. Kim kimin ağzından laf alır görürüz baba. Eğer destur verirsen. Ava giden avlanır. Madem öyle. Bu akşam onu buraya sen getireceksin. Eyvallah baba. Akşam siz bakın dalganıza. Ben babamla olacağım. Abi, şimdi senin şekilde de olman lazım. Ayarlarız bir şekil Şevko. Seni çağırıyor. Ne haber Melik?
Her zamanki gibi Sarp. İyiyim. Senden ne haber? Sağ ol abi. Eyvallah beyler. Akşam Handan'ı ben alıyorum. Toplantıya girmenin bir yolunu bulacağım. Hadi bakalım Sarp. Aferin sana. Verdin mi? Tabii buyurun. Avukat Hanım. Hoş geldin inşallah. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. Geldin mi? Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay ne güzel olmuş burası. Yerleşmişsin bile. Oo, manzara da harika. Sıfırdan başlıyorsun ha. Allah helal olsun. Gerçekten takdir ediyorum seni. Başaracaksın, inanıyorum. Sağ ol desteğin için. Ne demek? Nedir? Gelen giden var mı? Müşteri durumları? Daha yeni başladık işte. Zamanla artık. Tabii canım, zamanla. Ben sana danışmadan bir şey yaptım. Neymiş o? Eşe dost atanında senin yeni açtığın ofisten bahsettim bile. Umarım bir faydası olur. Sağ ol eşim. Zahmet etmişsin. Ne demek? Aileyiz biz. Böyle bir zamanda destek olmayacağım. Ne zaman olacak? Yeşim bir şey söyleyeceğim. O kadar aynı evde kaldık. Hiç benimle bu kadar ilgilenmedin. Demek aramızın düzelmesi için benim evi terk etmem gerekiyormuş. O nasıl söz? Bu iyi dileklerin o eve geri dönmem içinse hiç yorma kendini. İnan bana öyle bir niyetim yok. Ya da bu ilginin başka bir sebebi mi var? Nasıl yani? O mu yolladı seni buraya? Git bak ne yapıyor, ne ediyor? Rapor mu vereceksin? Ne alaka? Haberi bile yok. Yani destek olmaya çalışıyorum. İlla bir art niyet arıyorsun Melek Pes. Haksızlık ediyorsun. Ben ne yapsam sana, niyetimin iyi olduğunu anlatsam bilemedim. İstersen bir daha şu kapıdan içeri girmem. Açıkça söyleyebilirsin mi bana? Selam. Selam, hoş geldin. Ha. Benim gitme vaktimdi, kapıdan içeri girdim. Merhaba. Ben sizi baş başa bırakayım. Kolay gelsin. Hadi iyi bak kendine. Tam zamanında geldim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok ya, her zamanki eşim işte. Ne var ne yok? Var mı bir gelişme? Müşteri mi geldi? Bir teklif aldım ama kabul etmedim. Ortalık müşteriden geçilmiyor. Çok yoğunuz tabii. Yok ya.
Bana gelen müşteri makul bir genç kadındı. Ama karşıdaki adamın tavrını sevmedim. Nasıl yani? Canını mı sıktı? Önemli değil ya. Davada biraz karışıktı. İlk iş olarak bunu almak istemedim. Gerçi bunlara da alışmam lazım. Celal Baba varken her şey çok kolaydı. Şimdi tek başımayım. Aa. Deme öyle şeyler. Tek başına falan değilsin. Bak, Gülçin var. Hı? Ben varım. Tek şey senin varlığın. Handan Hanım'ı almaya geldim. Beni bekliyordu. Buyurun beyefendi. Birazdan gelecek. Senim gönderdi. Aslında başkası gelecekti almaya. Ama misafirsiz olunca ben gelmek istedim. Sen bana ısındın. Çakal Sarp, ay. Bunu Melek'in görmesi lazımdı. Thank you.
Gergin gözüküyorsun. Yo. Sana bir sır vereyim mi? Söyle. Celal baba senin için kız çocuğu diyor. Beni küçümsüyor yani. Ay yok canım, seni sevdi ondan öyle diyor. Bak sen şu ihtiyara. Bak ihtiyar diyorsun hala, deme. Çantayı getirip önüne koydu, unutma bunu sakın. Birlikte iş yapacaksınız. Adım atarken iki kere düşünmen lazım. Bu kız çocuğu neler gördü geçirdi bir bilsen. Bunun da üstesinden gelmesini biliriz. Ona hiç şüphem yok, gelirsin tabii. Sizi izlemesi eğlenceli olacaktı. Ama aranıza katılamayacağım. Baş başasınız. Hoş geldiniz Handan Hanım. Hoş bulduk. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Buyurun öyle. Senin ihtiyar sürprizleri seviyor. Öyledir, öyledir. Handan Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Abi, kusura bakma. Sadece Handan Hanım. Öyle diyorsan öyle olsun Şevko. Yok. Beyefendi benimle gelecek. Siz nasıl emredersiniz Handan Hanım? Buyurun. Madem eğlence olacak, kaçırmanı istemem. Hadi bakalım.
Handan Hanım, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Sarp, refakatine çok teşekkür ederiz. Sarp, bir dakika. Celal Bey. Buyur canım. Bu güzel gecede Sarp da bize eşlik etsin istiyorum. Bir şartla kabul ederim. Artık bana Celal Bey değil, Celal Baba diyeceksin. Peki, Celal Baba. Ha şöyle. Gelin bakalım. Sarp, sandalyeyi tut. Pek senin tarzın değil ama sana değişiklik olsun istedim. Evet, benim için de değişiklik olacak. Ben vejetaryenim. Ona şimdi? Hanımefendi et yemiyormuş da onu söylüyor baba. Et yemiyorsun. Allah Allah, bizde her şey et yahu. Şaka şaka. Çok severim. O zaman al bakalım bir çiğ köfte, iştah açar. Çok güzel. Çok acıymış bu. Ya sen bunu acı mı diyorsun? Bal bu, bal. Of, çok iyi geldi. Daha yeni başlıyoruz. Açsın değil mi? Kahvaltıdan beri bir şey yemedim. Güzel. Bak. Bu saltanatı senin için yaptım. Buyur ya, şifa olsun. Teşekkürler. Çok güzel bir gece olacak. Bir de Celal Baba'yı reddetmeye kalkışıyorsun. Aşk olsun ya. Bu safahatı var ya, İstanbul'da başka yerde olamaz. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Bir de sandık da var. Hayırdır genç kız? Yolunu mu kaybettin? Ne arıyorsun buralarda? Seni arıyorum. Hasan Ağlayanak değil misin? Benim. Kiminle müşerref oluyorum? Daha müşerref olmuyorsun. Olacaksın. Handan Hanım yarın seni görmek istiyor. Peki. Celal Baba'ya iletirim. Hayır. Sadece seninle görüşmek istiyor. Evine bekliyor. Davete icabet ederiz. Selamımı iletin Handan Hanım'a. İletiriz. Bir çayımızı içeydiniz Bahyan. Bak ya, biraz kibar olsana hayvan. Kusura bakmayın hanımefendi. Normalde çok kibardır ama sizi görünce normal olarak manyaklaştı. Bayan değil, hanımefendi diyeceksin oğlum. Yarın bekliyoruz. Bana bak. Kesin senden hoşlandı. Fark ettim abi. O nasıl bir yarın bekleriz de öyle. Ya bak, Hasan abini dinle. Bu iş olacak. O zaman yarın ben de geliyorum değil mi abi? Geliyorsun tabii. Yalnız bu iş ikimizin arasında. Şimdilik Celal Baba bilmesin. Durumu bir tartalım. İcab ederse çıtlarız. Sen ne diyorsan o abi.
Efsaneydi her şey. Çok iyi ağırladınız. Teşekkür ederim Celal Baba. Şimdi biraz iş konuşalım. En sevdiğim kızım. Biz sizinle iş yapmaya karar verdik. Nihayet. Yalnız bir şartımız olacak. O kısımları geçmedik mi biz? İnşallah bu akşam geçeceğiz. Ufak bir ricamız olacak. Olsun. Ricanı emir telakki ederiz. Neymiş bakalım? Ayakkabımın içinde bir taş var. Canımı acıtıyor. Onu çıkarabilir misin Celal Baba? Nasıl bir taşmış bu? Sizin gücünüzde birinin yapamayacağı bir şey değil. Yolumuza çıkan birisi var. Ondan kurtulmak istiyoruz. Ticaret yapalım diye buluşmadık mı? Öyle. O zaman nereden çıktı bu? Ben bir iş adamıyım. Tetikçi değilim ki benden böyle şeyler istiyorsun. İstediğim bu şey işimizden ayrı değil ki. İlişkimizin bir parçası. İş yapmaya başladığımızda bu adam yolumuza çıkacak. Problem olacak. Yolun başındayken engeli ortadan kaldıralım. Hepsi bu. Yani bu hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Öyle mi? Peki o zaman. Yemek için çok teşekkür ederim. Kimmiş bu? Taş. Evet. Tanıyor musunuz? Tanırım. Bu sizin baş edemeyeceğiniz kadar önemli biri değil ki. Anlamadığınız şey şu Celal Bey. Biz düşmanlarımıza direkt muhatap olmayız. İş yaptığımız insanlara ya da güvendiğimiz dostlarımıza havale ederiz. Madem rahat yürütmüyor, çıkarırız kunduranızdaki taşı. Yalnız bu işin şakası yok. Temiz bir iş olsun istiyoruz. En iyi adamınızı görevlendireceğinizden hiç şüphemiz yok. Öyle olacak. Orasını bize bırakın. İyi bir adamım var. İyi adam derken? Sarp'ı kastetmiştim. Yapamaz mı? Çok iyi bir adamım var derken... Ben de Sarp'ı kastetmiştim zaten. İş sende Sarp. Kime diyorum Sarp? Eyvallah baba. İş bende.
Güzel. Çok güzel. Kardeşin hep burada. İçeride. Onu hiçbir zaman kaybetmedik. Sen de şu üniformayı giyip mezun olduğunda ben iki oğlum birden görmüş olacağım. Kaldım, o yüzden sana geldim. Ya ayıp olmazsa bu gece sende kalabilir miyim? Ay çok yaşa. Üşütmüşsün sen. Hadi gir içeri, gir. Çabuk. Donmuşsun dışarıda. O kadar özlemişim ki çorbanı Füsun abla. Yemin ediyorum eliyim kemiğim ısındı. Ya bu gece kaldığım yer müsait değilmiş de ben o yüzden geldim. Hani sana da rahatsızlık verdim, kusura bakma ne olur. Abla sen ciddi misin? Açıyor muyuz dükkanı? Açacağız Barış, tamam açacağız. Allah be! Allah be! Vallahi çok büyük insansın ha! Tamam, tamam. Hadi çorbanı bitir. Sonra bu akşam burada kalırsın. Yarın da erkenden dükkanı açarsın, tamam mı? Tamam abla, açmaz mıyım ya? Ben ne yaparım biliyor musun? Güneş doğmadan kalkarım, giderim dükkana, böyle mis gibi yaparım yerleri. Sen de ayna gibi dükkanına girersin, tamam mı? Oh be. Nasıl? Beklediğin kadar eğlenceli geçti mi? Doğrusu hiç bu kadarını beklemiyordum. Eğlence anlayışın farklıymış. Bu kız çocuğunun da eğlence anlayışı bu işte. Boşuna bu yerlere gelmedik. Sen ve Celal Baba çok iyi anlamışsınızdır. Güzel haberlerini en kısa zamanda bekliyorum. Tamam mı? Mert'le Celal'i bitiriyoruz değil mi? Evet müdürüm. Handan'la işbirliği yapacaklar. Sen. Yalnız Handan'ın bir isteği var. Eğer gerçekleşmezse Celal'le çalışmayacakmış. Ne istiyormuş Handan? Evet sen. Söylesene. Halledilmeyecek bir şey değil müdürüm. Merak etme. Yapabileceğim bir şey mi?
Nasıl bir şey istiyor senden? Sarp, sende bir şey var. Söylesene oğlum. Bu kadın senden ne istiyor, neyi istiyor, ne istiyor? Ya çatlağın teki müdürüm. Kendince sebepleri var. Ama merak etme, dediğim gibi halledemeyeceğim bir şey değil. Celal'le Handan'ın iş yapmasını sağlayacağım. Peki. Polis olduğunu unutmadığın sürece bildiğini yap. Eyvallah. Öyle ya da böyle bu tapa gireceğim bilirim. Füsun Hanım. Füsun Hanım nasılsınız? Sağ ol Aydın Bey, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Sizi gördük, iyi oldu. Gitme bir daha ne olur buralarda. Tamam. Sağ ol. Nasıl bir hesap? Hallediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Hoş geldin. Vallahi tam zamanında geldin ha. O kadar yoğunuz ki. Gelsene. Afiyet olsun. Ben de borçları toplayıp geliyorum hemen. Alo. Ah abi, operasyon tamam, açtık lokantayı. İkna edebildin mi lan sonunda? Tabii abi, sen taktik verirsin de biz ikna etmez miyiz? Biraz acındırma olaylarına girdim kendimi. Hemen çıkarttım, masaya koydu anahtarı. Güzel. Abi bir şey soracağım bu arada. Ben şirket ayarladık işte, 20 kişilik sipariş aldık falan dedim de. Sen onu düşündün herhalde değil mi? Hiç merak etme oğlum. O para sana her gün gelecek. Sen de yemekleri alıp fakire fukaraya dağıtacaksın. Abi var ya, adamsın adam adam. Abi ben bir an gaza geldim, kusura bakma. Barış, oraya geliyorum ha. Bir şey çaktırma. Bir uğrayıp çıkacağım. Tamam abi, merak etme. Yıldız şekil yapmışın Berke. Kız seni görünce içi eriyecek. Gerçekten mi abi? Ne bileyim abi. Gidip bakacağız. Ben mi açayım kapıyı? Pardon. Nasıl abla? İyi oldu değil mi dükkanı açtığımız? İyi hissediyorsun kendini. Vallahi iyi oldu çocuklar, gerçekten. Yıllarım geçti burada. Kolay değil bırakıp gitmek. O kadar çok anım var ki. Sarp burada büyüdü. Umut da bu dükkandan içeri girdi.
O zaman ben birer tane çay koyayım. Evden kovulduğun yetmedi mi lan? Senin için gelmedim ki. Yakında hiçbir yere gelemeyeceksin. Ne lokantaya ne de eve. Haberin olsun. Ne yapacaksın? Görürsün. Düğmeme dokunsan Altay. Bunu biliyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Tabii tabii. Elimde silah gördüm, hiçbir şey demedim. Düğme daha önemli tabii. Sarp, Mert. Ne oluyor bakayım burada? Hiç. Bana bakın. Tatsızlık, tartışma falan istemiyorum burada. Ya efendi gibi içeri girer oturursunuz ya da çeker gidersiniz. Yol burada. Ben hiç girmeyeyim o zaman. Bu herif buradayken kesin tatsızlık çıkar. Sarp. Sarp. Bu çocuk çıldırtacak beni sonra. Kalmak istiyor. Zor kızları severim. Bende kaybedecek başka para kalmadı Handan Hanım. Niye çağırttınız beni? Rahat ol Hasan Alyanak. İlginç bir konuşma olacak. Gel. Nedir? Mesele nedir? Şöyle söyleyeyim. Sen o gün kumarhaneye gelmeseydin değil Celal Baba'yla iş yapmak, içeriye bile alınmazdınız. Sizdeki hatırım büyük yani. Ama tanımıyorum ki sizi. Ortak bir tanıdık var diyelim. Ortak bir tanıdık. Kimmiş bu? Seni küçüklüğünden beri tanıyan, seven birisi. Merak ettim şimdi. Nabız tavan şu an. Hem beni tanıyor hem de seviyor diyorsunuz. Var mı ya öyle biri? Kimmiş acaba? Benim patronum Kudret Sönmez. Kudret Sönmez. Celal Baba, Kudret Sönmez'in senin patronun olduğunu biliyor mu? Henüz bilmiyor. Vay, 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 vay. Fırtınalar kopacak desene. Celal bunu bilmeyecek. Merak etme. Zaten Celal Baba'ya bunu söyleyecek yürek bende yok. Vay ki vay. Thank you.
sarf. Bu iş bitecek değil mi? Bitecek baba. Söyle Anlar Hanım. Nedir durum Celal Baba? Başlıyoruz. Güzel. Güzel haberlerini bekliyorum. Biliyorsun bir satorda olmak istiyorum. Ulaşmak için arayacağım seni. Benden haber bekle. Benim için bu işi halledeceksin evlat. Sen babanın oğlusun. Merak etme baba. Hadi bakalım, göreyim seni. Yoksa ben çıkıyorum. Tamam canım. Benim. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bu akşam aradaki pürüz ortadan kaldırılıyor. Bunun karşılığında Celal Duman'la çalışmaya başlıyoruz. Sizin için çalıştığımı hala bilmiyor. Öğrenince küçük dilini yutacak. Kim lan bu? Kimden bahsediyor? Tamam, olay neticelenince ben sizi arayacağım. Bunu Celal Baba'nın bilmesi lazım. Akşamlar. Birader, dursana bir dakika. Sipariş vardı. Kaldır ellerini. Aç şunu. Ya uğraştırma, gideyim, işim gücüm var. Söyle. Abi. Abi gelen biri var.
silahlı. Dikkatli ol. Asansörde. Lan! Gelin buraya! Buyur abi. Benim için gelen biri var. Asansördeymiş. Buraya kadarmış Tahsin. Sonra. Baba, Tahsin'i aldım, bitiriyorum işini. Olmaz. Handan görmeli ne olacaksa. Onun işi şimdi bitmeyecek. Biterken biz de göreceğiz. Peki baba, nasıl istiyorsan öyle olsun. Kalk lan. Kalk. Yürü. Ulan Tahsin. Hayatın mucizelere bağlı lan. Ama bu gece mucizelere yer yok. Dinliyorum. Gel bakalım Handan Hanım. Her şey hazır.
beni emretmişsiniz müdürüm. Zor bir görevim var Mert. Ama azimlisin de. Her türlü zorluğun üstesinden kolayca geliyorsun. Anlamadım müdürüm. Bu gece emniyetten ayrılmayacaksın. Bunun için çağırdım seni buraya. Lan aşağı. Gel 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 gel. Yürü. Antan. Anlaşabiliriz Antan. Sustur şunu Sarp. Anlaşabiliriz. Yapma Antan. Geç. Yapma Antan. Ne istersen vermeye hazırım sana. Yapma.